استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen cumada üzerinde durduğumuz mevzuyu, konuyu bugün de daha farklı yönleriyle, daha değişik yönleriyle açıklamak suretiyle ezan-ı Muhammediye kadar olan vaktimizi, zamanımızı değerlendirmeye çalışalım. Allahu Teala zaman israfından ehli imanı muhafaza buyursun. Hakikaten zaman dedim de aklıma geldi. Kur'an-ı Mübin'in ve sünnet-i Muhammediye'de zaman ile alakalı hadis-i şeriflerin mütalasında, yani okunup izahı yapıldığı zaman netice son derece dikkat çekici ve insanı korkutucu boyutlara ulaşıyor. Ümmet-i Muhammed'den Cenab-ı Hak hiçbir şeyin hesabını sormasa, hani mümkün değil ama misal olsun diye söylüyorum, hesap gününde, mahşer gününde, ceza gününde, azap gününde Allah-u Teala ümmet-i Muhammed'den hiçbir şeyin hesabını sormasa da sadece israf ettiği zamanın yahut vaktin hesabını sorsa, hiçbirimiz cehennemden nefsimizi kurtarmaya sahip değiliz. Ulema dahil, kim olursa olsun bu asırda, bu devirde zamanı israf etmekten, zamanı yerli yerinde kullanamamaktan dolayı bütün ümmeti Muhammed'in çok şiddetli hesaba çekileceği anlaşılıyor. Çünkü zaman hakikaten Allahu Teala'nın sayısız nimetleri arasında hepsinin başında gelen bir hadise. Nitekim Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem gayet muhtasar, yani kısa fakat manası da o nispette çok ve büyük olan bir hadisi sahihinde iki kelime ile ifade etmiş bunu. Ni'metani mağbunun fihima kesirun minen nas es-sıhhatu vel ferag buyuruyor. İki Allah'ın iki nimeti var ki, Allahu Teala'nın insanlara, Müslümanlara ikram ettiği, verdiği iki büyük nimeti var ki, bu nimetin değerlendirilmesinde, kullanılmasında insanların ekseriyeti, çoğunluğu aldanmıştır, zarardadır, ziyandadır diyor. Mağbunun, aldanmış, yerinde kullanamamış, değerlendirememiş ve o vakti, o zamanı zayi etmiş, o nimeti zayi etmiştir. Bu iki nimetin birisi es-sıhhatü, sıhhat dediğimiz, sağlık dediğimiz nimet. İkincisi de vel-ferâhu, zaman, boş zaman.
insanın eline geçen boş zaman. Bu zamanı değerlendirememiş olmanın vebalini çekiyoruz. Zamanımızı, ümmeti Muhammed olarak zamanımızı yerinde Allah rızasına uygun, Allah'ın emirlerine uygun tarzda zamanı kullandığımızı söyleyemeyiz. Zaman israfımız çok büyüktür. Zamanı gelişi güzel kullanmamız ve ebedi saadetimize sermaye olacak dakikaları ve saatleri israf ettiğimiz açıkça görülmektedir. O bakımdan ümmeti Muhammed'den Rabbimiz hiçbir şeyin hesabını sormasa da zamanınızı nasıl kullandınız, nerede geçirdiniz, vaktinizi nasıl değerlendirdiniz hitabının karşısında kurtulacak tek mümin göremiyorum. Kendi çapımızda söylüyoruz tabi. Müstesnaları vardır. Amenna. Zamanı Allah'ın hükmüne, Allah'ın emrine uyduran ehlullah vardır. Müminler vardır ama onlar istisna teşkil ediyor. Onların yerini, yolunu, yurdunu bilemiyoruz. Onlar olmadan da zaten zamanın hiçbir saadeti mümkün değil. İbadet şuuruyla, Allah'a kulluk şuuruyla hareket eden ehlullah daima olmuştur, olacaktır. Amenna. Tabii onlar istisna teşkil ediyor. Bugünkü dersimizde, geçen cuma sohbetimizde üzerinde durduğumuz mevzuyu ve meseleyi biraz daha genişleterek tamamlamaya çalışayım dedim. Yine bu konuda gayet ehemmiyetli bir hadis-i şerif var. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu mübarek hadisinde yine hakikaten son derece camialı, ihatalı ve ibret dolu, hikmet dolu bir hadisiyle bizi bu sahada uyarmaya, ikaz etmeye çalışıyor. Mümkün mertebe arz etmeye çalışıp diğer mevzulara geçmeye devam edeyim. Anin Nu'man ibn Beşir radıyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Nu'man bin Beşir adında bir sahabi radıyallahu anh Efendimiz peygamberimizden aynen şu hadisi naklediyor. Kale Resulullah buyurdu ki meselül kaimi fi hududillahi vel vaki'i fiha kemeseli kavmin istehemu ala sefinetin fesara ba'duhum e'laha ve ba'duhum esfeleha. Ve kâne lezîne fî esfelihâ izestekav minel mâi merru alâ men fevkahum fekâlu lev enna harakna fî nasibina harkan ve lem nü'zi men fevkana fe in terakûhum ve mâ erâdû helekû cemî'an ve in ehezû alâ eydihim necev ve necev cemî'a. Ravâhul Bukhari. İmam Bukhari Hazretlerinin Sahih-i Buhari'ye aldığı bu ehemmiyetli hadis-i şerifinde Resul-i Zişan Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Önce mealen arz edeyim, sonra da izahını zamanımızın yettiği kadar açıklamaya devam edelim. Allah-u Teala'nın çizdiği hududa riayet etmeyen kimse, Allah-u Teala yeryüzüne bizi göndermiştir, hudutsuz nimetler, ihsanlar vermiştir, ama bizi sınırsız, hudutsuz bırakmamıştır. Bir takım hudutlar çizmiş, sınırlar çizmiş, yasaklar koymuş, bunlar hep malumumuz. Allah-u Teala'nın çizdiği hududa riayet etmeyen kimse, gemideki şu topluluğa benzer ki, bir geminin içinde, bir vapurun geminin içindeki şu topluluğa benzer ki, bunlar gemideki yerlerini kura ile paylaştılar. Hani gemiye giren yolcular, topluluk, gemide üst katta olan yerleri, alt kattaki yerleri kura çekerek, kura ile belirlemişler.
bir kısmı geminin üst katına, diğer kısmı da geminin alt katına yerleşmişler. Demek ki kur'ada üst kata isabet edenler geminin üst katına çıkmışlar. Kur'a çektikleri zaman geminin alt katına isabet edenler de alt kata yerleşmişler. Kur'a neticesi olarak aşağıya yerleşenler, geminin alt katına yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerlerdi. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek dediler. Alt kattakiler su ihtiyacına tabii düşmüşler, suya ihtiyaç duymuşlar. Suya ihtiyaç duyunca demişler ki üst kattakileri gidelim, ihtiyacımız olan suyu isteyelim. Bize lazım olan suyu çıkalım, üst kattan isteyelim. İstemişler, onlar da vermemiş. İlgi duymamışlar ve ihtiyaçlarını karşılamamışlar. Bunun üzerine alt kattakiler demiş ki, hissemize düşen yerden bir delik açalım da yukarıdakileri bir daha rahatsız etmeyelim demişler. Geminin alt katındalar ya adamlar, oradan bir delik açalım. Zaten geminin altı su, deniz. Gerekli suyu alalım demişler. Şimdi üst kattakiler bunları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa, alt kattakilerin gemiyi delmesine müsaade ederler ve serbest bırakırlarsa, Efendimiz buyuruyor ki hepsi helak olurlar. Gemidekilerin tamamı helak olur, ölürler. Eğer onları bu tehlikeli işten men ederlerse, gemiyi delme işinden men ederler, vazgeçirirlerse, kendileri de kurtulur ve onları da kurtarmış olurlar. Böyle bir misal vermek suretiyle toplumların, cemiyetlerin, milletlerin halini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz gayet güzel şekilde izah ediyor. Gayet mükemmel şekilde bizlere, kıyamete kadar gelecek olan müminlere, kıyamet sabahına kadar gelecek olan Müslümanlara, Müslüman topluluklara, Müslüman cemiyetlere fevkalade bir misal ile meselenin önemini izah ediyor. Hakikaten nerede olursa olsunlar insanlar, toplu halde yaşamak zorundalar. Geçen ders bu konuya epeyce yer vermiştik. İnsanoğlu yalnız yaşayamaz, tek başına yaşayamaz. Çok ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için daha pek çok insanların yardımına, mesleğine, sanatına, kabiliyetine ihtiyaç var. Bir insan kendi başına bütün ihtiyaçlarını karşılamak gücüne malik değil. Toplu yaşamak zorunda insanlar. Toplu yaşayınca da o topluluğun mutlu olması, mes'ud olması için, o topluluğun adalet içinde, asayiş içinde yaşayabilmesi için Allah'ın koyduğu hudutlara riayet etmesi lazım. Allah-u Teala'nın koyduğu sınırlara, ölçülere, emirlere, hükümlere, esaslara riayet esası konmuştur. Açıkça bütün peygamberler gibi en son yeryüzünü teşrif eden, şereflendiren Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam da aynı şekilde topluma hitap etmiştir. Allah-u Teala'nın koyduğu sınırlara, esaslara, emirlere, hükümlere riayet ederseniz mutlu olursunuz, mes'ud olursunuz ve asayişiniz, emniyetiniz, huzurunuz olur. Aksi takdirde emniyetiniz olmaz, huzurunuz olmaz, saadetiniz olmaz ve toplum adeta yaşanmaz bir bela haline gelir buyuruyor. Buna dair yine son derece cali bir dikkat bir ayet-i kerime var. Onu da kısaca arz edip topluca izahına geçeyim inşallah. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ve men ya'şu an zikrir rahmani
nukayyid lehu şeytana. Men, kim ki, hangi insan, hangi topluluk, bütününe şamil bu, ya şu an zikri rahman, rahman olan, Allah-u Teala'nın malum en muazzam esmasından birisi de Rahman. Rahman olan Allah-u Teala'nın gönderdiği kitabı, Kur'an'ı bırakıp da Allah'ın gönderdiği hükümleri, kanunları, esasları bırakıp da başka esaslara, başka kanunlara, başka kitaplara bağlananlar, hayatını Allah'ın kitabına göre değil de başkalarının yazdığı, çizdiği kitaplara, esaslara göre ayarlayanlar, Allah'ın kitabını görmezlikten gelenler, sanki yokmuş gibi telakki edenler, gözlerini ve gönüllerini Allah'ın kitabına değil de başka yerlere sarf edenler, bakın Allah aşkına. Tek kelimeyle Kur'an'ı bırakıp, Zikrurrahman, Allah'ın zikrini, Allah'ın kitabını, çünkü Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi de zikirdir. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun ayetini biliyorsunuz. Biz zikri biz gönderdik. Yani zikir dediği Kur'an-ı Kerim'in ismidir. Kur'an'ı bırakıp da Allah'ın kitabını bırakıp da başka kitaplara, başka formüllere, başka esaslara uymaya çalışan topluluklara, idarelere, hükümetlere, yönetimlere bakın Cenab-ı Hak ne felaket veriyor. Böyle olan kimselere, böyle olan idarelere, böyle davranan kurum ve kuruluşlara Rabbimiz diyor ki nukayyid lehu şeytana, şeytan aleyhillâneyi, şeytan dediğimiz Allah'ın lanetine uğramış, belalı, zararlı, lanetli olan şeytanı o topluluğa, o idareye, o kişiye müsteşar yaparız. O kişinin, o yöneticinin Allah'ın kitabını görmezlikten gelen, Allah'ın nizamını görmezlikten gelen, şeriat-ı İslamiye'yi görmezlikten gelen, vurdum duymazlık içinde bulunan ve İslam'ı bir kenara iten kurumların ve kuruluşların, insanların hali şudur diyor, nukayyidu lehu şeytana, şeytan denen lanetlik varlığı o kişiye, o kimseye müsteşar yaparız, musallat ederiz. Adeta şeytan gider o kişinin müsteşarı, yani danışmanı olur. Bu bir ilahi kanundur. Kur'an'ı bırakıp da başka kitaplara, başka esaslara, başka yollara başvuranların başına ilk gelecek şey şeytandır. Nukayyid lehu şeytana, şeytanı musallat ederiz, şeytanı müsteşar yaparız. Fehüve lehu karin, o şeytan o kişiden ayrılmaz bir arkadaş olur. O kişiye, o kuruma, o müesseseye ayrılmaz bir arkadaş, yoldaş olur, sırdaş olur, onun müsteşarı olur, onun musallatı olur, onun peşinden ayrılmaz olur. İlk hadise budur. Sonra ne olur? Ve innehum leyasuddunehum anis sebil. O şeytanlar musallat oldukları insanları ve idareleri devamlı olarak Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Leyasuddunehum anis sebili. Sebil demek Allah'ın yolu. Allah yolundan uzaklaştırırlar. Allah'ın dininden durmadan uzaklaşırlar. Sonra işin tehlikesi daha var. Ve yahsebune ennehum muhtedun. Bu adamlar da hala kendilerini hak yolda zannederler. Devamlı Allah yolundan uzaklaştıkları halde devamlı olarak kendilerini doğru yolda, hak yolda, Allah yolunda olduklarını zannederler. Ve yahsebune. Hasibe yahsebu zannetmek, öyle zannetmek. Öyle değil ama öyle zannediyorlar. Ayet-i Kerime'ye bakın, yani zamanımızı ne kadar muazzam aydınlatıyor. Zamanımıza
ve bizim içinde bulunduğumuz hükümete, devlete, yönetime nasıl da taalluk ediyor, alakadar oluyor. Devamlı olarak Allah'ın yolundan uzaklaştırır o şeytanlar, musallat olan, müsteşar olan, peşini bırakmayan o sapıklar, o dalalet erbabı, onları devamlı saptırırlar. Fakat onlar ve yahsebune ennehum muhtedun, zannederler ki doğru yoldadırlar. Zannederler ki en isabetli yoldadırlar. Zannederler ki İslam yolundadırlar. Ne zamana kadar? Hatta izâ câena, ne zaman ki kıyamet kopar, hesap günü gelir, hesap gününde karşımıza dikilirler bu adamlar, bu kişiler. Kâle der ki, derler ki, ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikeyn. Ey dünyada bana musallat olan şeytan ve şeytan karakterli insanlar, keşke seninle benim aramda doğuyla batı kadar, aradaki kadar mesafe bulunsaydı da seninle arkadaş olmasaydık. Febi'sel karin, sen ne kötü arkadaşmışsın. Sen ne kötü müsteşarmışsın. Sen ne kötü yoldaşmışsın diyerek korkunç şekilde hasret içine düşerler, hüsran içine düşerler ve fakat artık orada bir fayda, hiçbir fayda temin edemezler. İş işten geçmiştir. Hesap günü gelmiş ve çatmıştır. Yevmi hesaba artık geriye dönüşü yoktur. İşte demek ki aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Allah yolundan sapan, Allah'ın dinini, Allah'ın hükmünü, Allah'ın kitabını bırakıp da başka yollara, başka sistemlere, başka kanunlara yönelen insanların başına Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben evvela şeytanı musallat ederim. Mutlaka bir musallat, bir bela var. Onu başına sararım, onu peşine takarım, onun huzurunu, rahatını elinden alırım, beladan belaya sürüklerim, sonunda da mahşer günü hüsrana saptırırım buyuruyor. Bugün yaptığımız, yaşadığımız, içinde bulunduğumuz hayatın şekli, tarzı, tavrı aynen bu ayet-i kerimenin haber verdiği şekilde olduğunu hepiniz izah etmeye gerek yok, anlıyorsunuz. İşte Efendimiz de Allah'ın hudutlarını muhafaza etmeyen, Allah'ın sınırlarını çiğneyen, Allah'ın hükümlerini, emirlerini ve yasaklarını yerine getirmeyen toplulukları bir gemiye benzetiyor. Gemi. Gemi, hepimizin bildiği bir şey. Geminin bir üst katı var, alt katı var. Yolcu, o memleketin insanlarını da o geminin yolcularına benzetiyor. Yolcularına benzetiyor. Yolcuların bir kısmı kura çekerek üst kata çıkıyorlar. Bir kısmı da kura çekerek alt kata iniyorlar. Başka şekil yok. Yerleşiyorlar. Her toplumda olduğu gibi bir üsttekiler var, bir alttakiler var. Yani alt yapı, üst yapı. Alt kademe dediğimiz halk, idare edilenler. Üst yapı dediğimiz idare edenler. Cumhurbaşkanından tutun, gece bekçisine kadar idare edenler kadrosunu teşkil ediyor. Geminin üst katında bulunanlar, toplumun üstünde bulunanlar da toplumu yönetenler, başkanlar, bakanlar vesaireler. Alt katta olanlar da idare edilen vatandaşlar, insanlar, halk, ahali, millet yani. Geminin altında bulunan insanların ihtiyaçları var. Su ihtiyaçları var, yiyecek ihtiyaçları var vesaire ihtiyaçları var. Bunlar ihtiyaçlarını üst katta olanlardan istiyorlar. Onlar da anlayış gösterir. Ve üst kattakiler, alt kattakilerin ihtiyacını, zaruretini yerine getirirse mesele yok. Adaletle, faziletle o isteklerini, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını izale ederlerse mesele kalmıyor. Ama aldırış etmezler, dönüp bakmazlar, insanların feryatlarını, sıkıntılarını, eziyetlerini, çektikleri çileleri, zahmetleri, belaları görmezlikten gelirlerse,
geminin alt katındaki insanlar ihtiyaçlarını başka yerlerden temin etmeye çalışırlar diyor Peygamberimiz. Ne yaparlar? En yakını gemiyi delelim. Nasıl olmasa altımızda bir gemi var. Geminin de altında su var. Gemiyi delelim, suyumuzu buradan alalım. Hiç yukarıya çıkmayalım. Zaten bizi dinlemiyorlar. Demeye kalkarlar da o gemiyi delmeye başlarlarsa yukarıdakiler de bu tehlikeyi görmezler. Bu felaketi fark etmezler de o gemiyi delenlerin ellerini tutmazlarsa, o işi yapanların önüne geçmezlerse gemi delinir, su alır, gemi batar. Gemi batmakla kalmaz, üst kattakiler de batar, alt kattakiler de batar diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz 1400 sene evvel Sahih-i Buhari'de geçen bu hadisi bakınız ne kadar manalı söylemiştir. Aynen bugünkü dünyanın halini ve dünyanın içinde de Müslüman nüfusu ne muazzam ifade ediyor. Bakınız mesela yeryüzünde işte 5 milyar 6 milyar neyse insan nüfusu var. İnsan dediğimiz varlıkların yekûnu sayı itibariyle 6 milyara yaklaştığı söyleniyor. Korkunç bir kalabalık bu. Bunların içinde de itibari olarak zannediyorum 1,5 milyar insanın da Müslüman olduğu söyleniyor. 1,5 milyar. Geriye 4,5 milyar kalıyor. Bu 1,5 milyar insan Müslüman olduğu söyleniyor. Müslüman olduğu biliniyor. Ancak bu asırda hepinizin de gördüğü ve bildiği gibi haber alma imkanlarımız oldukça fazla. Herkesin evinde, elinde, kulağının dibinde radyolar, televizyonlar, muhabirler, muhbirler, haber kaynakları ki bunlar hepsine ne diyorlar? İletişim araçları. Bugünkü uydurma ifadeyle, uydurma tabirle iletişim araçları yani muhabere vasıtaları demekmiş. Son derece çoğaldı, yayıldı. Herkesin eline, evine, ocağına, bucağına kadar girdi haber vasıtaları. Ancak tabii bu haber kaynaklarının sıhhatinden endişe içindeyiz. Mesela gerek radyonun verdiği haberler, gerekse televizyonun verdiği haberleri bir Müslüman olarak daima şu noktayı gözden kaçırmayın. İhtiyatlı olarak karşılamak zorundayız. Haber kaynakları. Bir haber ulaşıyor ama bu haberi ulaştıran kaynak, ajans, ajans diyorlar şimdi. Haber toplayıp da o haber toplanan haberleri dünyaya yayan teşkilatın adına ajans diyorlar. Ajans. Gavurca bir kelime. Ajans. Dünyada da çok güçlü ajanslar var. Ajans Pres var. Ajans Pres. Associated Ajans Pres. İkisi de Amerika'da bunların. Bu ajansın haber toplayan, haber yayan teşkilatların. Ajans Pres, Associated Ajans Pres. Bu iki korkunç, güçlü haber teşkilatının ikisi de Amerika'da bulunuyor ve ikisinin de sahibi vallahi İsrailli bir Yahudi bulunuyor. Bütün dünyanın haberlerini bunlar toplayıp bunlar yayıyor. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT bütün haberlerini bundan alıyor. Para ödeyerek haber alıyor ve para ödeyerek aldığı haberi bize onların verdiği gibi yayınlıyor. Yahudi elemanların patronu Yahudi olan, sahibi Yahudi olan bir haber ajansının verdiği, yayınladığı habere ne ölçüde itimat edebilirsiniz, ne ölçüde güvenebilirsiniz, bu noktayı akıldan çıkarmayalım. Mesela şimdi Afganistan mücahitleriyle alakalı her haber bülteninde, her haber saatinde haber veriyorlar. Ne diyorlar?
Afgan mücahitleri birbirine düştü. İşte Gulbeddin Hikmetyar şöyle dedi, öbürü böyle dedi, iç savaş çıkacak, eyvah Afganistan'da iç savaş çıkacak, mücahitler birbiriyle anlaşamıyor, konuşmuyor, görüşmüyor, bir araya gelmiyor diye alemi İslam'a bu haberler yayılıyor mu, yayılmıyor mu? Bu haberi yayanlar kimdir? Haber ajansları, bu ajansların demin söyledim, ismini de verdim. Ajans Pres, Associated Ajans Pres, her ikisi de vallahi Yahudi patronun emrinde çalışan binlerce muhabirin çalıştığı bir örgüt. Bu örgüt bu haberi veriyor. Acaba ne derece sağlam, ne derece güvenilir, ne derece inanılır, ne derece kabul edilir olduğunu lütfen şüpheyle karşılayın. Ha böyleymiş demeyin. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın prostat kanseri olduğunu akşam söyledi. Söyleyen Associated Press ajansıdır. Ajans Press'tir. Haber oradan kaynaklanmaktadır. Bizim direkt olarak bu haberi elde etmemiz mümkün değil. Ama bu haber ne derece güvenilir, ne derece inanılır, ne derece Müslümanlar bu haberi kabul eder? Lütfen şüpheyle karşılayın. Hemen kabul etmeyin. Çünkü eğer bu haber ajanslarının, ajans prensin, bu haber teşkilatların, ajansların başında Ebu Bekir Sıddık bulunsaydı derhal kabul ederdik. Sıddık, sadık. O kadar doğru ki sıddık, sadık kelimesinden daha şiddetli. Çok doğru. Tereddütsüz kabul et. Ama bu haber teşkilatlarının başında Ebu Cehil zındıklar bulunuyor. Nasıl kabul edeceksin? Evvela haber kaynaklarını araştırınız. Haberlerin kaynakları araştırılmadan, tespit edilmeden, tahkik edilmeden, tasdik edilmeden, doğrulanmadan kabul etmek bir Müslümanın şiarına uymaz. Bunu nereden söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. Ya eyyühellezine amenu, Allah Celle Celaluhu müminlere talimat veriyor. Haber ile alakalı. Allah-u Teala'nın haber ile, haberleşme ile, iletişimle, ajans teşkilatları ile alakalı şu ayeti kerimeyi göndermiş Rabbimiz. Ey müminler! İn ca'ekum fasikum bi nebe'in. Nebe demek haber demektir. Haber. En nebe'ü haber. Yoldan çıkmış, sapıtmış, İslam'dan çıkmış, adaletten ayrılmış bir kimse size bir haber ulaştırdığı zaman fetebeyyenu, o haberi araştırın, araştırmadan o haberi kabul etmeyin. Eğer araştırmadan o haberi kabul ederseniz, siz de pişman olursunuz, toplum da pişman olur, sonunda sizi cehenneme mahkum ederim diyor Hazreti Allah. Araştırmadan haber kabul etmek mümkün değildir. Amerika'da yerleşik olan, kurulmuş olan, dünyanın dört bir tarafında muhabir çalıştıran, kameraman bulunduran, çeşitli elemanlar bulunduran Ajans Pres, AP harfleriyle yazılıyor. Yahudinin patronu, elemanlar Yahudi, patron Yahudi. CNN televizyonunun da biliyorsunuz sahibi resmen büyük bir Yahudi. Bunların verdiği habere bir Müslüman nasıl itimat edecek, nasıl kabul edecek, nasıl kabullenecek? Vallahi yeryüzü Müslümanların en büyük problemi budur. Bakın mesela Cezayir'den hiçbir haber gelmiyor. Farkındaysanız. Kaç haftadır Cezayir'den hiçbir haber yok. Haberi sana kim verecek? Amerika'daki Ajans Pres, Yahudi örgütü, haber örgütü haber verirse haberin olacak, vermezse haberin olmayacak. Zavallı Müslümanlar. Ajans Frans, Fransa'nın yürüttüğü bir ajans, yani haberleşme örgütü var. O haber verirse, Fransa Cezayir'le alakalı sağlıklı haber, senin sevineceğin haber verir mi ki dinleyesin? Mümkün değil. BBC,
İngiliz kaynaklı bir haber teşkilatı, BBC diyorlar. Haber veriyor. Mümkün mü Müslümanlarla alakalı sağlam, samimi, sıhhatli hiçbir haberi verir mi ki sen alasın da kabul edesin? Adamlar tamamen Hristiyan yahut tamamen Yahudi. Bakınız Cezayir'den hiçbir haber gelmiyor. Alamazsınız. Onlar haber verecek ki sen ondan sonra alasın. İşte Müslümanların en büyük problemi budur. Mesela Allah göstermesin Türkiye'de bir hareket olsa, nasıl ki Bosna Hersek'te kafir Sırplar, Sırp milleti, ki koyu Hristiyandır kafirler Sırplar, Bosna Hersek'te de Müslüman boşnaklar var. Hepsi Müslüman bu adamların. Bir gecede iki tane köyü bastılar, 10 gün evvel iki tane köyü bastılar, salıncakta yatan çocuklara kadar vallahi kestiler hepsini. Ama bu haberi hiçbir yere duyurmadılar. Yaymıyorlar. Çünkü haber veren teşkilatlar ya Yahudidir ya Hristiyandır. Başka yok zaten. Çoluğu çocuğu öldürmek suçtur. Hiç Yahudi haber teşkilatı yahut Hristiyan kaynaklı haber teşkilatı Hristiyanların aleyhine olacak haberi verir mi? Hiç duydunuz mu şimdiye kadar? Sırp kafirleri bir gecede iki köyü bastılar, 1000 kişiyi katletme, katliam yaptılar. Kimse duymadı, dinlemedi. Vermiyor, haberi vermiyor çünkü. Niye? Öldürülenler Müslüman, öldürenler Sırplar, Hristiyandırlar. Ama aksi olsaydı, öldürenler Müslüman olsaydı, öldürülenler Hristiyan olsaydı, vallahi dünya ayağa kalkardı. Bakın ne kadar taraf tutuyorlar. Nasıl haberlere güveniyorsunuz öyleyse Müslümanlar? Her haberi nasıl sağlıklı kabul ediyorsunuz? Cezayir'de neler oluyor, neler olmuyor? Bakın hiçbir haber alamıyorsunuz. Hiç kimse bir haber alamıyor. Hiçbir Müslüman. Niye? Teşkilatımız yok, haber kaynaklarımız yok, haber teşkilatımız yok, muhabirlerimiz yok. Müminler, Müslümanlar olarak korkunç şekilde haberleşme kaynaklarından mahrumuz ve maalesef mahkumuz. Özgürlüğümüz, haklarımız, hukukumuz, ırzımız, namusumuz Hristiyan milletlerden alacağımız silahlara bağlı. Almanya'dan silah alacaksın, Amerika'dan silah alacaksın da sonra namusunu koruyacaksın. Bakınız ne hale getirmişler Müslümanları. 70 sene olmuş Cumhuriyet kurulalı. İşte şenlik yapıyorlar, 23 Nisan bayramları, şenlikleri, o çocukları oynatıyorlar, zıplatıyorlar, hoplatıyorlar, oyna babam oyna. Ama hala silahımız yok, Almanya silah verirse namusumuzu koruruz, vermese koruyamayız. Böyle bayram yerin dibine batsın. Neyin bayramını yapıyorlar? Hani sanayiniz, hani silahınız, hani uçağınız, hani fabrikalarınız? Almanya'da 3 milyon işçimiz Almanya'da sürüm sürüm sürünüyor. Neyin bayramını yapıyorsunuz? Neyin şenliklerini yapıyorsunuz? Hangi çocuk bayramından bahsediyorsunuz? Üniversitenin kapısına 1 milyon genç imtihan için gelecek. Haziran ayında göreceksiniz üniversiteye giriş imtihanlarının ikinci kademesinde. 1 milyon insan, 1 milyon vatan evladı üniversiteye girmek için imtihana girecekler. 1 milyon kişinin 100 bin kişisini alacaklar, 900 bin kişiyi sokağa atacaklar. Ne çocuk bayramı be? Böyle bayram yerin dibine batsın. Hangi bayramdan? Sen kimin gözünü oyalıyorsun? Hangi milleti oyalıyorsun sen? Hani yetişmiş insan? Hani çocuklarımızın hayatı? Hani çocuklarımızın geleceği? Hani çocuklarımızın ahlakı? Hani çocuklarımızın namusu? Televizyonun 8 kanalından akıttığınız pisliklerle çocuklarımız seksomanyak haline geldi. Kapının anahtar deliğinden annesiyle babasının yatağını seyredecek hale geldi çocuklar. Çocuk bayramıymış. Siz kimi kandırıyorsunuz? Zavallı İslam alemi, zavallı Müslümanlar, bir haberleşme kaynakları bile yok. Ben korkuyorum. Türkiye'de bir katliam olsa,
bir gecede 1 milyon Müslüman öldürülse, bu Yahudi kaynaklı haber ajansları, haber teşkilatları kimseye haber vermeyecek. Dudullu'daki katliamdan Ihlamur Kuyu'daki Müslüman haberi olmayacak. Öyle zavallı, öyle örgütsüz, öyle haber kaynaklarına mahrum bir hale getirilmişiz ki, öyle perişan hale getirilmişiz ki ve bütün idaremiz, bütün yönetim elemanlarımız, en gün yakınlarımdan birisinin eline 3-5 kuruş para geçmiş, kimseye güvenememiş, bana haber göndermiş, Hoca Efendi'ye bu emaneti verin de bunu marka veya dolara çevirsin diye öyle zoruma gitti, öyle aşağılık duygusuna kapıldım ki, paramız adamın eline 15 milyon para geçmiş, o Türk parası olarak bekletse her gün değerini kaybediyor. Her gün azalıyor, Türk parası her gün alçalıyor. Azalıyor, alçalıyor. Bu parayı azalmaktan ve alçalmaktan kurtarmak için götürüp Hristiyan Almanların markına çeviriyor musunuz, çevirmiyor musunuz? Hepiniz böylesiniz. Bakın şu zillete bakın. Müslüman milletin haline bakın ki parası alçalmasın diye alçak Hristiyanların parasına çevirmek zorunda bizi bırakmışlar. Çoluk şenliği yapanlar. 23 Nisan'ı şenlik tertipleyenler gelsinler de şenliği Tahtakale'de görsünler. Tahtakale'de şenlik elinde görün. Her gün dolar yükseliyor. Her gün mark yükseliyor. Vatandaş parasının kaybını, parasının değerinin kaybını, azalışını, alçalışını korumak için durmadan gavur parasına çevirip duruyor. Ve bu paranın önünü alamazsınız çünkü paranızı korumak için gavur parasının peşinde koşuyorsunuz. Ben de koşuyorum, sen de koşuyorsun, hükümet de koşuyor. Bak kafir nasıl peşinden koşturuyor seni, Müslüman, Müslüman, Müslüman. Şenlik Tahtakale'de. Utanç duyuyorum vallahi. Şu anda şu memlekette, şu cumhuriyeti yaşamaktan utanç duyuyorum. Cebimde 1 milyon para 2 gün kalsa iniyor 700 bine. İniyor 600 bine, para gidiyor. Önünü alamıyorlar. Ancak gavurun parasına çevirirsen, gider de doların veya markın himayesine sığınırsan paran kurtuluyor. Bak ne hale geldi. Utanmıyorlar mı cumhuriyeti idare edenler? Utanmıyorlar mı devlet bakanları? Zerre kadar haysiyet taşımıyorlar mı bu adamlar? Her Müslüman arsasını satıyor mesela. Arsasını satıyor diyelim, 100 milyon para elde ediyor. O Türk parası elinde dururken rahatsız oluyor. O Türk parası olarak elindeyken o para rahatsız. Götürüp gavurun parasına çevirince rahat ediyor. Biz kafirlerle mi rahat edeceğiz? Ama hiç kimsede bir tepki yok. Bakın, toplum tepki göstermiyor. Geçen ders söyledim. Bu toplum tepkisiz bir toplum olmuştur. Dünya menfaatlerine öyle boyun eğmişiz ki, dünya menfaatlerine, makamlara, mevkilere, menkul ve gayrimenkul değerlere öyle boynumuzu eğmişiz, öyle yüzümüzü eğmişiz ki Allah sırtımıza kafirin parasını bindirmiş. Zillete biz razı olmuşuz. Bu millet bir günde tepkisini göstersin, ne dolar kalır, ne mark kalır, hepsi çeker gider bu ülkeden. Ama o izzete, o şerefe ve o şerefin şuuruna ulaşmak lazım. Kur'an-ı Kerim feryat ediyor. Entümül e'alevne in küntüm müminin. Hakkıyla mümin olursanız, hakkıyla mümin olduğunuz takdirde siz yeryüzünün en büyüklerisiniz diyor Hazreti Allah. En yükseği, en ulusu, en yüce sizsiniz. Entümül e'alevne, en yüce sizsiniz. Ama tatbikata bakın, biz neredeyiz? Türk parası nerede? Türk üniversitesi nerede? O gün bir profesör açıklıyor. Türkiye'deki diyor üniversitelerimiz, Türkiye'deki üniversitelerimizin bugünkü seviyesi, Türkiye'deki açılan üniversitelerin, fakültelerin bugünkü derecesi veya seviyesi aynen Afrika ülkelerinde,
Malezya gibi, Nijerya gibi, Nijerya var Afrika'da, simsiyah adamların bulunduğu bir ülke var, Nijerya, aynen Afrika'da yeni istiklaline, bağımsızlığına kavuşmuş Nijerya, o zencilerin üniversitelerinin seviyesinde üniversitemiz var. Başka bir şey yok. Şu anda Türk ekonomisi ve Türk sanayisi, sanayi varsa sanayisi, Almanya'dan vallahi 152 sene gerideyiz. 152 sene çalışmamız lazım ki Almanya'nın bugünkü seviyesine ulaşalım. Bunlar şenlik yapıyor utanmadan. Neyin şenliğini yapıyorsunuz? Neyin bayramını, hangi cumhuriyetin bayramını yapıyorsunuz? Almanya 1945'te İkinci Cihan Savaşı'ndan çıkmış, harabeye dönmüş bir ülkeydi. Çok kısa bir zamanda bu seviyeye yükseldi. Bu imkana ulaştı da siz ne halt ettiniz? Siz ne halt ettiniz? Diyen yok. Millet tepki göstermiyor. Bu millet başını eğmiş gidiyor. Dünyaya zebun, eşyaya mahkum, makama ve mevkiye, makam ve mevki hesabıyla zillete mahkum hale gelmişiz. Aman sesimizi çıkarmayalım. Aman şöyle olursa benim şu açığım ortaya çıkar, böyle olursa şu pisliğim ortaya çıkar diye herkes başını kuma gömmüş. Kimsenin şöyle dört dörtlük alnı açık değil. Kimi yalancı, kimi dümenci, kimi hesapçı. Kiminin birisine borcu var, kiminin alacağı var, kiminin yalanı var, kiminin hilesi var, kiminin sahtekarlığı var. Aman ortaya çıkmasın deme lazım. Geçsin geçsin ya. Gelen ağam, giden paşam. Elbet ezilirsin ya. Tepki göstermeyen, telgraf çekmeyen, devlet bakanının yakasından tutup Erzincan depremi gibi sallayamayan Müslümana vallahi Müslüman demem ben. Hesap soramıyorsun. Cevap veremiyorsun. Karşılık veremiyorsun. Razı olmuş gidiyorsun alçalmaya. Paramızın değerine bak hele. Gavurun parası olmasa paramız olmayacak neredeyse. Daha doların değeri düşer mi? Hacca gidecek adam dolar peşinde. Kabe'ye gidecek adam evvela Amerikan parasının peşinden koşuyor ya. Allah yoluna gidenler bile Allah düşmanı Amerika'nın parasını almak zorunda bırakılmışlar. Bize gerçek Müslüman denir mi be? Bize gerçek Müslüman denmez vallahi. Yeminle söylüyorum. Amerikan parasına mahkum, Alman Hristiyanlarının parasına mahkum bir millet, Allah'ın sevdiği millet olamaz. Evvela bu zilletten kurtulmak lazım. Ekonomik zillet, iktisadi zillet, içtimai zillet. Ama efendim, işte batılılaşmaktır, Avrupa medeniyetine ulaşmaktır. Bakın Japonya, hiç de öyle değil. Avrupa'nın tekniğinin en mükemmelini almış ve Avrupa'yı aşmış durumda şu anda. Japon sanayisi, Japon ekonomisi Avrupa'yı aştı mı aşmadı mı? Vallahi aştı. Hepiniz biliyorsunuz. Ama adamlar hiç de onların esiri olmadılar, hiç de onların kölesi olmadılar, hiç de onlara mağlup olmadılar, hiç de onların karşısında alçalmadılar. Bizimkiler niye alçaldı? Bakın işte bir Fransız Cumhurbaşkanı François Mitterrand diye bir Hristiyan herif geldi. Herifi na şerif. Herif yani. Başka bir şey değil. Allah katında hiçbir değeri olmayan bir adam. Mümin değil, müşrik bir adam, Hristiyan bir adam. Geldi İstanbul'da, biliyorsunuz trafik felç oldu. Normal vatandaş bile 4 saatte dükkanına ulaşamadı, işine gidemedi. Bir gavur gelecek diye memleket alt üst oluyor. Böyle siz bu hale gelirseniz Rabbimiz ne diyor? İnna Allahe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Ey Müslümanlar, siz kendinizi bozmadıkça, siz kendiniz alçalmadıksa ben sizi alçaltmam diyor Rabbimiz. Siz kendinizi değiştirmedikçe ben sizi değiştirmem. Bu çok mühim bir hadisedir. Bakın Osmanlı Devleti deyip duruyoruz. Ama Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar Osmanlı'yı kötülediler mi, kötülemediler mi? Kötülediler. Her Cumhuriyet bayramında Osmanlı padişahlarını hain diye ilan ediyorlar. Osmanlı padişahları keyfine düşmüşmüş, zevkine düşkünmüş, cariyelerle eğleniyormuş, haremlilikleri varmış, ne varmış. Kötülüyorlar.
şimdi de Amerika'da Osmanlı padişahlarıyla kendilerini tanıtmaya kalkmışlar. Ne sahtekar bu adamlar. Yani Amerika'ya karşı, Avrupa'ya karşı bakın biz ne medeni milletmişiz, ne muazzam aletlerimiz var, ne muazzam sanatımız var diye Osmanlı ile kendisini tanıtmaya kalkıyor, Cumhuriyet Bayramı'nı Osmanlı'ya küfrediyor. Hadiseleri iyi değerlendirelim. 273 parça Osmanlı padişahlarının eserlerini, tarihi eserlerini Amerika'ya göndermediler mi, duymadınız mı? O muazzam eserler, sanat eserleri harikulade. Yeryüzünde bir eşi daha yok vallahi bunların. Onları götürecekler, bakın biz işte böyle muazzam bir milletiz. Biz muazzam medeni, sanattan anlayan, eser yapan bir milletiz diye Osmanlı eseriyle övünüyorlar. Ama Cumhuriyet Bayramı'nda Osmanlı'ya küfrediyorlar. Osmanlı'ya hakaret ediyorlar. Abdülhamid'e saldırıyorlar. Ne hale gelmişiz? Bunların neresine inanacaksınız? Bunların neresi samimidir? Bu rejim samimi değildir. Bu sistem vallahi samimi değildir. Yönetim samimi değildir. Müslümanları aldatıyorlar. Bu sistem Müslümanları aldatmıştır. Hem Osmanlı padişahlarını kötüle, hem de onların eserlerini götür Amerika'ya, kendini onunla tanıtmaya kalk. İşte Fransız Cumhurbaşkanı geldi, İstanbul'u gezdi. Nereye götürebildiniz? Sultanahmet Camisi'ni gösterdiniz. Başka ne göstereceksiniz? Ama camilere hakaret ediyorsunuz. Ama Osmanlı'ya hakaret ediyorsunuz. Birisi de geldiği zaman Avrupa'dan biz böyle bir milletmişiz diye götürüp Osmanlı'nın camisini gösteriyorsunuz. Samimi misiniz, değil misiniz? Samimi değiller. Biz bu adamlara inanmıyoruz. Biz bu bakanlara inanmıyoruz. Biz bu sisteme inanmıyoruz. Vallahi ben demokrasiye inanmıyorum. Şu Kur'an'ı şahit tutuyorum ki demokrasi sahtekarlıktır, inanmıyorum. Aldatmaktır, inanmıyorum. Allah müminleri demokrasiye inanmaktan muhafaza buyursun. Bir grup adam çıkıyor, yayın yapıyor, bütün bir toplumu aldatıyor. Bütün bir millet aldatıyor. Onun için aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hadis-i şerifte beyan edilen üst kattakilerle alt kattakiler arasında bir insicam, bir intizam, bir itimat, bir ihtiram, bir itibar dengesi sağlanmadığı müddetçe toplum var olamaz. Üst kattakiler yani yöneticiler, alt kattakiler yani yönetilenler arasında intizamı sağlayabilmek için de Allah'ın dininden başka vallahi çare yoktur. Vaktiyle çare diye komünizmi ileriye sürmemişler miydi? Ama bakın iflas etti. Vaktiyle çare diye sosyalizmi önümüze koymamışlar mıydı zavallı mahir çayanların? Deniz gezmişler, önüne çare diye komünizmi koymuşlardı da herifler kellelerini verdiler. Şimdi o kelleler kalkıp da görseler bugünkü hali. Eşek kellesi bu kelleler. Ne hale gelmişlerdi. Hiçbir şey çare değil. Yani hangi şahsın adının peşine takın izim kelimesini, sosyalizm, komünizm, falanizm, filanizm, hiçbiri çare olmadığını işte bütün dünya gördü ve ispatladı. Üst kattakilerle alt kattakilerin dengesini sağlamak için Allah'ın dininden başka vallahi çare kalmamıştır. Hazreti Ömer'den bir misal verip bir noktaya daha geçeceğim. Biraz vaktinizi alacağım. Zaman zaman söylüyoruz, tabi tekrarında fayda var, akıllarda kalması lazım. Hazreti Ömer biliyorsunuz İslam devlet başkanı, halife demek. İslam devlet başkanı malumunuz. İdare ettiği müminlerden sorumlu bir adam. İdaresi altında bulunan bütün müminlerden sorumlu bir insan. Bu sorumluluğun şuurunda olan bir insan. Bir gün Yemen taraflarında bir vilayeti ziyarete gidiyor. Halife-i Müslimin devlet başkanı olduğu için Hazreti Ömer'i karşılıyorlar. Oranın valisi, ileri gelenleri, eşrafı, erkanı, vüzerası neyse halifeyi karşılıyorlar Hazreti Ömer'i ve konuk evine, hani şimdi öyle diyorlar ya konuk evi, misafirhaneye alıyorlar. Yoldan gelmiştir Hazreti Ömer, ekibi vardır, etrafında beraberinde insanlar vardır maiyetinde. Hemen bir sofra hazırlıyorlar. Hemen bir sofra.
Sofra kelimesi sefer kelimesinden geliyor biliyorsunuz. Sin, fe, r harfinden. Sefer ile sofra aynı kelimeden geliyor. Seferden gelen adama evvela sofra çıkarılır. Eskiden öyleydi. Yoldan geldi çünkü. Sofra hazırlıyorlar ve sofrada öyle ahım şahım bir şey yok o zamana göre. 14 asır evvel tabi bu hadise. Sofranın ortasına yer sofrası kuruluyor. Sofranın ortasına bir temiz bir tasın içinde bal şerbeti koyuyorlar. Bal şerbeti. Yanına da beyaz buğday ekmeği. Bugün biz bu ekmekleri çöpe atıyoruz. O gün buğday ekmeği bulmak mümkün değil. Ancak hükümdarın sofrasında o ekmek var. Arpa ekmeği var. İşte daha böyle düşük derecede ekmekler. Nereden buğdayı bulacak çöl milleti? Çölde buğdayı nereden bulup da buğday ekmeği yiyeceksiniz? Ancak çok büyük misafirlere, çok büyük makam sahiplerine buğday ekmeği veriyorlar o zaman. Hazreti Ömer'in de sofrasına buğday ekmeği koymuşlar, bal şerbeti koymuşlar. Buyur ya emir el mümin, yoldan gel, karnınızı doyurun demişler. Bakın Allah aşkına. Yemeğe başlamadan soruyor. Mahaza, nedir bu? Diyorlar ki bal şerbeti. Bal şerbeti ya emir el müminin. Bu ne? Beyaz buğday ekmeği diyor. Besmele'yi çekip yemeğe başlamamıştır halife. Üst kattaki adam, devlet başkanı. Ve soruyor, bu vilayetin halkı, bu memlekette yaşayan insanların tamamı, en fakirinden en zengine kadar herkes, bu bal şerbetini ve beyaz buğday ekmeğini bulup yiyebiliyor mu, yiyemiyor mu? Diyorlar ki, ya emir el müminin nerede? Bu ancak çok böyle ileri gelenler bunu bulup yiyebilir, fukara bunu bulamaz, tanımazlar bile bunları deyince, kaldırın diyor. Varfahuma, bunları kaldırın buradan. Bir İslam devlet başkanı idare ettiği bir memleketin en fakirinin yediğini yemedikçe, en fakirinin içtiğini içmedikçe, en fakirinin giydiğini giymedikçe o devlet başkanı zalimdir, cehennemliktir. İşte toplum böyle kurulur. Adalet böyle sağlanır. Devlet balesine ve operasına 570 milyar para ayıran devlet vallahi zalimdir. Bale, dans edecek bazı fahişeler, onu toplum, bunun da adına devlet balesi. Devlet dansöz çalıştırıyor. Devlet dansöze maaş veriyor ve bütçeden para ayırıyor. Devlet bale demek, dans demek, dansör, dansöz demektir bale. Balerinler ve bütçeden, Kültür Bakanlığı bütçesinden 570 milyar bu Müslüman milletin bütçesini sen nasıl dansöze ayırırsın? Zalim devlet vallahi. Bir de İslam'a bakın. Onun için müminler, bu gidiş iyi gidiş değildir. Bu vaziyet iyi vaziyet değildir. Bir bela kapansa bu devletin başına bin çeşit bela daha çıkacak. Buradan söylüyorum. Allah'ın dinine dönmedikçe, Hazreti Muhammed Mustafa'ya dönmedikçe diyorum, işte ayet ve hadis, anlattıklarımı Cumhurbaşkanlığı köşkünde bile ispat etmeye vallahi hazırım. Her yerde. Ama nerede o hürriyet, nerede o söz hürriyeti, nerede o fikir hürriyeti, nerede o özgürlük, nerede o demokrasi dedikleri sahte yalan, nerede o işler? Onun için gelecek cuma bu mevzuya biraz daha devam etmek zarureti var inşallah. Gelecek cuma yine topluca, biraz da erken gelmenizi isteyerek buluşmak niyetiyle Rabbi Rahim-i Zülcelal hepimizi, hepinizi ve bütün ehli imanı rızasına, rahmetine nail eylesin inşallah. Yurdumuzu, yuvamızı ve yavrularımızı her türlü felaket